Esenlikler gezginler, ben Kuklacı. Bugün 3 Temmuz 2024 saat, şöyle bakayım, evet 14.10. Şile Limanı'ndayım. Türkiye'deki son yıllarda çok hoşuma giden olaylardan biri, Ordulu bir arkadaşımız ve eşi gezginliğe başladılar. Diyeceksiniz ki bir sürü gezgin var, işte karavanla geziyorlar, bisikletle geziyorlar. Fakat onlar ortalama 7 metre alamatra bir tekneyle ve klasik karpuz kıç bir tekneyle yola çıktılar. Bundan bir hafta önce Ordu'dan yola çıktılar. Amasra'ya uğradılar. İşte Kilimli'ye uğramışlar, Kefken'e uğramışlar ve şimdi Şile Limanı'ndalar. Ufak bir arıza var. Kendileriyle kısa bir sohbet yapacağım. Her zaman olduğu gibi tekneye, ilk önce tekneyi gösteriyorum size. Şöyle kendileri de görülüyor. Evet, Adem Kaptan ve eşi Necla Kaptan, artık kaptan diyebiliriz. Herhalde dümen tutmuş. Nasılsınız? Tekneye binebilir miyiz? Buyurun. İlk önce bir iznimizi alalım. Buyurun. Tekneye binelim. Aslında denizcilikte bir kural vardır arkadaşlar. Sivil de olsa, askeri gemi de olsa ilk önce tekneye bindi mi sancak selamlanır. Ama şu an sancak selamlayamadan bindik tekneye. Şöyle bakayım, şöyle bir kadrajı alalım. Evet, Adem Kaptan, Necla Kaptan, ilk önce beni teknenizde misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hikayenizi dinlemeye başlayalım. Şöyle ortak hikayenizi dinleyelim. İlk önce kaptanımız konuşsun. Nerelisiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Denizle ilişkiniz nasıl başladı? Sırasıyla hoşunuza gittiği şekilde anlatırsanız. İkimiz de Orduluyuz. Biraz yalnız yüksek sesle konuşursan. İkimiz de Orduluyuz. Evet. Son görev yaptığım bir yerde, Sinop'ta da uzun süre görev yaptığım için orada da bir evimiz var, bir ufak bir evimiz var. Ordu, Sinop gibi yaşıyoruz. Yani 8 ay orada yaşarsak işte 4 ayda orada yaşıyoruz gibi. İkili yaşıyoruz. İkisi de Karadeniz'in doyulmaz şehirlerinden ikisi. Durum bu. Hikayem şu. Babam denizci. Babam Yavuz gemisinde 56 ay askerlik yapmış. 36 ay askerlik, işte 20 ayı da disiplin cezası almış. Denizci zaten. Ağalarımız vardı. Biz 7-8 yaşından itibaren işte bize balık almaya gel falan derken, işte oğlum işte kalkan balığı, o zaman her biri 8, işte ne kadar götürebiliyorsam götürürdük eve. Oradan beri ısındık. Yavaş yavaş bu deniz tutkusu başladı. 29 yaşına kadar balıkçılık yaptım. Ben de tekne aldım. 17 yaşında teknem vardı. Bu benim 7. teknem. Ondan sonra 29 yaşında geldiğimde, o arada 2 yıllık elektrik, yüksekokulda elektrik bölümünü bitirdim. Yalnız o hep kırsal kesimde görev yaptım. Artvin dahil ordunun çok ücra köşelerinde. Kafama o zaman koymuştum, bu Türkiye'nin tamamını gezeceğim diye. Nitekim Sinop'tan 2008'de emekli olur olmaz, hemen 5 metre 25 santim bir tekneyle beraber tek başıma yola çıktım. Ordu'dan Edremit Akça'ya kadar gittim. Yalnız daha ileri gidemedim, çok zor koşullarda ama unutulmazdı. Yarım bıraktığım için tekrar başladım 2009'dan sonra. Yani yaklaşık işte 10-12 senedir bu işin dizaynını yapıyorum. Teknemi kendim dizayn ettim, ölçülerini. İyi bir ustaya yaptırdım. Ondan sonra eşimle beraber artık hedefi büyüttük. Samandağ'a, Suriye Hudu'na gidip duruma göre dönmeyi de düşünüyoruz. Hedefim de Türkiye'nin bütün kıyılarını gezmek. Toplumsal amacım da yaşlılara ve gençlere ilham kaynağı olmak. Siz de gezebilirsiniz. Yani bırakmayın hayatı, gezin. Türkiye, ben Avrupa'da birçok ülke gezdim ve Türkiye'nin ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Olay bu. Şimdi eşim de... Evet, Necla Kaptan, siz ne anlatacaksınız, ne paylaşacaksınız? Vallahi, ben aslında gezginler, kaptan deyip duruyorum ama... Miço kaptan. Yok, kaptaniçe, ben kaptaniçe diye bir tabir bulmuştum. Aslında öğretmen, sınıf öğretmeni. Evet. Biliyorsunuz öğretmenlerimiz, ilkokul öğretmenlerimiz hayatımızı dizayn eden kişilerdir.
Ama emekli olduktan sonra o da denize sevdalanmış anladığım kadarıyla. Bir de Karadeniz kızı oldum mu böyle bir şey oluyor. Denize sevdalanmak çocukluktan geliyor. Yani emekli olduktan sonra değil, çocukluğumdan beri hep deniz kenarında büyüdüm. Denizi seviyorum, yüzmeyi seviyorum, sahili seviyorum. Deniz kıyısında vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Eşimle de hep ilçelerde çalıştığımız için her hafta sonu deniz kenarı olan bir yere iniyorduk. Çocuklarımızı da indiriyorduk. Çocuklarımız da küçük yaşta daha doğar doğmaz denizle büyüdüler. Yani yürümeyi bile denizin içinde öğrendiler, yüzerek öğrendiler. En son Sinop'ta uzun yıllar kaldık, 17-18. Çocuklarım orada büyüdü. Deniz kenarında bir ev aldık gene. Yani denizle bağlantımız hiç kopmadı. Sabah uyanıp denizde yüzüp duşumu alıp işe gidiyordum. Akşam geldikten sonra bir denize girip tekrar rahatlayıp yemeğe, işe başlıyordum. Deniz tutkusu hiç bitmiyordu. O ara eşim planlarını yaptı, emekli olup ben bu kıyı kıyı Türkiye turuna çıkacağım. Bu hep vardı hayalinde. Aslında eşimin 3 hayali vardı evlendiğimizde. Hayallerinden en büyüğüydü bu. Diğer hayallerinde başladı, biraz yaptı, hayal kırıklığı, kaybetti işte, beceremedi ama bunu inşallah becereceğiz. Ben size, ikinize birden bir soru sormak istiyorum. Bu şimdi demin de bahsettim size röportaja başlamadan önce. YouTube'da da paylaşıyoruz. İlk önce YouTube Gezginler kanalında paylaşıyoruz. Daha sonra Facebook'ta işte sırasıyla bütün sosyal mecralarda arkadaşlarımız paylaşıyor. Röportajları biraz geniş tutuyoruz. Yaklaşık 15 dakika ile 20 dakika arası. Sizin de sorduğunuz soruyla çok karşılaşıyoruz. Ya kaç kişi seyrediyor? Aslında bizim kaç kişinin seyrettiği çok da umurumuzda değil. Evet, ekip olarak. Kesinlikle. Yani bizim ekibin çoğu da bizim ekibi bilir. İşte Fuat Selim Ramazanoğlu, Dünya Tinç, Engin Aymete, Haluk Ergen. Bunlar benim çocukluk arkadaşlarım ve hepimiz aynı düşüncedeyiz. Yeri geldiği için bu açıklamayı yapmak da iyi olacak. Bizim amacımız kaydetmek. Çünkü bizim Türkiye'de bizim halkımızda pek öyle arşivcilik ve kayıt yok. Evet, bir süre biz kaydedelim. Benim sizden öğrenmek istediğim şu. Demin Adem Kaptan iyi bir şey söyledi. Dedi ki ya ben emeklilerin dedi hani boş oturmamasını bir de gençlerin bir şeyler yapabileceğini ilham kaynağı almak istiyorum. Evet. Kesinlikle. Ben son 20 senedir hiç kimsenin ağzından ilham kaynağı almak istiyorum lafını duymadım. Evet. Bunun için çok teşekkür ederim. Çok doğru yani, bir şey, doğru bir tespit. Bir çift bile bizleri esinlenip bu işe şimdi soyunursa. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi bizde genelde evli çiftler 30 seneyi devirdikten sonra kendilerini ölüme hazırlarlar. Evet, klasik olarak budur. Eskiden i̇şte, sağlık karnesi vardı. Doktorlara gitme, gelme, emekliler hep hastane ve dolmuşları işgal işte ediyor. Bu gözle beyi, bakılıyor. Sabahleyin kalkar, bir kahvaltı yapar, kahveye gider. Evin hanımı evi temizler. Akşamleyin yoruldum, öldüm, geberdim. Kavga, hırm, gürültü. Siz şimdi beraber bir şey yapıyorsunuz ve yola çıktınız. Bunun çok kısa bir süre, ortalama bir hafta oldu değil mi? Yok, 11'inde çıktık. 19'unda çıktık ama 11'inde çıktık. 11'inde çıktık ama 10 günde 10 günde mola verdik. İşte ona göre ne oldu? İşte 11 yani 21 25 11, gündür 12 yoldayız. Gün, 8-9 günümüz molalarla geçti. Evet. Yani mecburi. 8 diyelim ki yani bu süre biz size ilk defa yaptığınız bir deneyim oldu. Bunun şeysi nasıl? Yani birlikte bir şey yapmanın işte birkaç yani uzunca bir süre evli kalmış çiftlerin bir daha birbirlerini tanıması mı veya işte ne bileyim hani bir şey birlikte yaparak paylaşmasının zorluğu mu? Bunun keyfi nedir, zorluğu nedir? O konuda da bir şeyler söylersiniz. Ben şunu söyleyeyim, içtenlikle söylüyorum bunu. Biz 40 yıllık evliyiz. Yani tam bu sene 7 Temmuz'da 40 nikah. Maşallah. Nikah 40 evlenmek, 39. Düğün 39. Ciddi söylüyorum, samimiyetimle bağlarımız çok güçlendi. Gittikçe kuvvetlendi. Evet. Hani çocukları büyütürken ya da ilk zamanlar hani güzel geçiyor, yoğunluk yaşıyorsunuz, çocuklar büyüyor, okul öğrenim hayatında bir takım karmaşalar, pürüzler ara ara olacak. Bunlar evliliğin tuzu, biberi. Emekli ayrıldıktan sonra nereye yerleşelim biz eşimle ilgili biraz tartıştığımız konulardı. Ama yıllar geçtikçe hele sevdiklerimizi kaybettikten sonra özellikle birbirimize daha çok kenetlendik.
Ya da daha çok olgunlaştık mı diyelim yaşlandıkça? Şeyi demek istiyorum. Yani 12 günde ben onu son 12 hani günde ben oraya geleceğim zaten. Bağlarımız eskiye göre biz zaten iyi anlaşan bir çifttik. Bizde hiçbir hemen hemen kayda değer bir sorun olmadı Hristiyanlarda. Biz iyi anlaşan çifttik ama bağlarımız 12-13 günlük yahut işte 19 günlük seyirde inanın buna ikiye katlandı. Herkese tavsiye çünkü ediyorum. Çünkü birbirimize daha çok vakit ayırdık. Evet. Yani küçücük yerde beraber yattık, kalktık, denize beraber girdik, gezdik. Bütün konakladığımız yerleri hep gezdik, not aldık, inceledik, dolaştık, yorulduk, oturduk, dinledik. Ben zaten hep dinleniyorum, bazen çok yoruluyorum. Geceleri dolaşmalara başladık, erken yatıp erken kalkmalara başladık. Bir de eski anıları, çocukluklara indik, işte sevdiklerimizin, işte ölenlerinle ilgili anılarımızı, sevdiğimiz, işte yakınımız, annemiz, kayınvalidemiz, işte bunlarla ilgili sohbetlerimiz çok oldu. Şimdi buradaki yani buna en büyük etken olan ve sadece çıktığımız 11'inden beri dün akşam Türkiye milli maçını seyrettik. Televizyon seyretmedik. Karar aldım. Evet. Görünce televizyonu satacağım veya bir yere bağışlayacağım. Televizyon evet. Seyretmeyeceğim. Dünyada rahatlık varmış. Herkese tavsiye ediyorum. Evet. O zaman ne yazabiliyorduk, ne sohbet edebiliyorduk fazla. Herkes işte bir şey seyredi. Biri açık oturum falan. Yemin ediyorum bana en büyük şey, dersi şu ana kadar o oldu. Televizyonu gidince kullanmayacağım. Kendime de söz verdim. Bir de şimdi bir şey daha soracağım. Yine ikinize soracağım bunu. Deniz üstünde yaşamak nasıl bir şey? Harika bir şey. Vallahi diyelim şöyle. Önce ben söyleyeyim. Deniz üstünde yaşamak önceleri beni ürküttü. Niye? Deniz tutuyordu beni. Ama tutmadı. 2-3 gün tuttu. Şöyle tuttu. Korktum. Tuttu mu tutacak mı? İşte kalacak mıyım? Yatacak mıyım? Falan. Ama insan alışıyor. Gerçekten alışıyormuş. Ve deniz üstünde böyle. Hatta geriyi unuttum biliyor musunuz? Yani hani daha önce çiçeklerim kuruyacak mı, sulanacak mı, işte evimi özler miyim, işte komşular iyi bakar mı falan böyle. Şimdi denizde gideli bir 15-20 gün oldu, evi unuttum. Şimdi denizde yaşamaya başladım. O bir şeyler yapıyoruz, paylaşıyoruz, yemeği, içmeyi. Sanki evimiz gibi oldu bu, yaşam alanımız gibi oldu yani, gerçekten. Bir şey söyleyeceğim, mesela 70. yıl yaş günümü 22 Haziran'dı. Gideroz koyunun ortasına demir attım. O geceyi hiçbir zaman unutulmaz yani. Ve buraya kadar gelmemin toplamı kadar değerliydi. Unutulmaz evet, bir şeydi. Çok değerli, yani. Çok değerli bir anı olmuş. Müthiş bir yer. O herkese bilseydik, evet. Farklı olurdu. Şimdi şöyle bir şey. Ben de daha önce yaptığım işte röportajlar veya kendi deneyimlerimden bir şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Gezginler sayfasını YouTube'da ve Facebook'ta kurarken asıl amacım da buydu. Yani böyle bizim insanımızın da ufak maliyetlerle, çok büyütmeden, abartmadan, lüks yerlerde kalmadan, kendi imkanlarıyla bisiklet olabilir, motosiklet olabilir, karavan olabilir, tekne olabilir. Çünkü gezmediğimiz için bazı şeyleri hurafe olarak biliyoruz. Yani gezdiğin gördüğün vakit öğreniyorsun. Çok garip garip şeylerle karşılaşıyorsun. Çok enteresan şeylerle veya gözden kaçmış unutulmuş objelerle karşılaşılıyor. Birçok şey anı olarak heybemize koyuyoruz. Bu arada ama bunun yanı sıra işte Adem Kaptan şimdi defterini göstereceğim size. Kaptan defterimi gösterir misin bizim size? Bizim şey o günlükler alıyordu. Ayrı ayrı günlük tutuyoruz ki hiçbirimizden haberi yok. Daha sonra kimin gözünden i̇şte kaçmışsa. Bu önemli bakın bu sayfalar çok önemli. Bunu işte günlük yazmak ve kayıt altına sen almak. Sen de göster istersen. Bunları kayıt altına alınırsa bizden sonra gelecek herkese ben seyir anında da yazıyorum. Evet, çok güzel. Kaçırmamak için. Çok güzel. Evet. İşte bütün amacım buydu ve benim amacıma en yakın hareket eden Adem Kaptan ve Necla Kaptan oldu. Bundan dolayı ben kendilerine bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum ve sayfadaki bütün arkadaşlar, bütün gezginler yani sahil şeridinde yaşıyorsanız, çünkü kendileri Trakya sahillerini takip ederek Çanakkale Boğazı'ndan çıkarak Ege Denizi Samandağ'ına kadar gidecekler. Kendilerine yardımcı olursanız çok sevinirim. En azından bir misafir edip bir çay birlikte içerseniz o bile çok değerli olacak.
Fotoğrafları paylaşırsınız, anıları paylaşırsınız. Çünkü ne kadar zengin olursanız olun, insanınız yoksa aslında fakirsinizdir. Ben bugün iki çok değerli insanla tanıştım. Bizim Murat Kaptan ve usta diyeceğim. Hem ustadır hem kaptandır Murat Gür, biliyorsunuz. Bizim de komşumuzdur zaten. Şile zaten bizim artık ikinci adresimiz gibi oldu. Gerek Sabri Reis, Sabri Trabzonlu, gerek Nabi Bey, Nabi Evren her zaman bize çok yardımcı oluyordu. Yine böyle çok güzel bir gün oldu benim için. Tabii bizim ekipten bazı arkadaşlar İstanbul dışında olduğu için tanışma fırsatını bulamadılar. Ona da çok üzülecekler. Neyse, fırsat bulunca tanışırlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben de bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Son bir şey söyleyeceğim. Acaba aynı şeyi mi söyleyeceğim? Acaba aynı şeyi mi söyleyeceğim? Bu iş bittikten sonra ilk yapacak olduğum iş Ovacık'tan başlayıp Fethiye'den Likya yolunu gezmek. Bunu muhakkak yapacağım. Hemen biter bitmez. Ve müthiş bir şey olacak. Onu da çok istiyorum. Herkese tavsiye benim ediyorum. Söylemek istediğim, biraz önce atladık. Biz şimdi liman her limanda kalıyoruz dedik ya. O kaldığımız yerde o kadar değişik insanlarla karşılaşıyoruz. Onların o kadar güzel hikayeleri var ki. Evet. Yani onları dinlemek bize keyif veriyor. Onlarla vakit geçiriyoruz, onlarla geziyoruz, onlarla çayımızı içiyoruz. Onların hayatını, çoluğunu, çocuğunu, geçmişine dair ailesiyle... Onları paylaşmak gerçekten çok güzel. Not alıyoruz. Nerede kimle karşılaştık? İşte Akçakoca'da şununla karşılaştık. Şu bize anlattı. O kadar ilginç insan tiplemeleri, iç dünyaları çok farklı olanlar, yöresel olarak geldikleri yerlere göre hani devam ettirebildiler mi atadan dededen soylarını falan. Yani insanları tanımak da çok önemli oluyor bizde. Çok 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 çoğalıyoruz. Her limanda çoğalıyoruz. Dostlarımız, arkadaşlarımız çok güzel, çok güzel. O kadar çoğalıyor ki anlatamam. Evet, telefon rehberimiz çoğalıyor. Defterimiz çoğalıyor. Gerçekten çoğalıyoruz. Dostluklar çoğalıyor. Herhalde biz bu tur sonunda bu çoğalmaları ziyaret ederek birkaç senemizi de dolu hatta dolu geçireceğiz. Hatta çektirdiğimiz resimleri albümleyip her birine teşekkür mahiyetinde göndereceğim, söz tabii, veriyorum. Çok iyi olur. Evet. Şimdi en son ne söylemek istiyorsunuz? Şimdi ben en son şunu söylemek isterim. Bir parola belirledim kendime. Şimdi gittiğim limanda ilk işim kooperatif başkanlarını bulmak oluyor. Onlara diyorum ki ben geldim. İşte şurada demirliyim. İşte bana su şu bu işte çok yardım ettiler. Evet, hatta bir tanesi dedi ki çok iyi yaptınız. Çünkü gelen giden geliyorlar gidiyorlar, haberimiz olmuyor. Yani bir nevi adam şey yerine koymuş olduk. Çok sevinenler oldu. Onlar da bir ileriki limana hemen telefon ettiler başkanlara. Geliyor karşılayın da. Hakikaten de öyle kademe kademe gittim. Çok bu çok güzeldi. Çok. Onun için bütün şu ana kadar uğradığım bütün kooperatif başkanlarına ama özellikle de tabii Akçakoca ve Kefken şeylerine Mustafa, yani onlara da şey yapmıyorum ama Akçakoca Mustafa Başkan bize özel olarak da ayrıca gezdirdi şeyi arabasıyla beraber ya yani onun için artı olarak diğerleri de ilgilen diğerleri de deniz bakımından yeterli miktarda ilgilendi. Onun için ayırdım. Çok teşekkür ve ediyorum onlara. Gerçekten o limanda bulunan kişiler, ben balıkçılar onlara bize çok deniz geldi. Dostları diyorum hepsine. Evet. Sadece bu liman başkanı ya da balıkçı dernekleri başkanı değil. Oradaki balıkçılar, deniz dostları olarak kabul ettiğim insanlarla sohbetler uzun sürüyor. Onlar diğer limandakilerine haber veriyorlar. Onlar bizi karşılıyorlar. Diğer liman ona haber veriyor. Bu zincir o müthiş kadar güzel oluşmuş yani, ki. Çok yani bu da bizim gezimizi biraz kolaylaştırıyor. Yani bizi itiyorlar yani. İtiyorlar çok, evet yani. Yani mesela neden? Oradaki zorlukları, işte yolda neler var, işte o burunda ne var, işte şurada geçerken dikkat edin ya da şu insanlarla iletişim kurun, şurayı gezin. Hep yönlendiriyorlar. Çok yardımcı oldular. Çok yardımcı balıkçılar oluyorlar. Da çok yardımcı oldu. Evet, gerçekten. Onlar da bize yani, yol çiziyorlar yani. Hele o Şile müthişti. Şile'deki balıkçılar, ustalar. Zaten buranın ünlü olmasının sebebi de gelenlere, arıza yapanlara çok yardım etmeleriymiş. Ben bunu gördüm. Şile'deki bütün balıkçılara ve kooperatif başkanı tabii Ahmet Kaptan'a çok teşekkür ediyorum. Yani. Evet gezginler, gerçek anlamda iki gezgine misafir olduk. Beni teknelerine misafir ettiler Şile Limanı'nda. Her zaman olduğu gibi gezginler, bir sonraki video röportajda buluşana kadar hoşça kalın, dostça kalın. Prova neta olsun.
Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın.